Ben çok üzgünüm be kızım. Senden özür dilerim. Bak baban olarak senden af diliyorum kızım. Ne olur Sevda, beni affet. Bak sana söz veriyorum Sevda, bundan sonra istemediğim hiçbir şeyi yaptırmayacağım. Kızım ne olur. Eve geri dön. Sevda eve geri dön. Bak perişan olduk biz kızım. Annen de ben de perişan olduk. Eve geri dön. Tamam. Tamam. Tamam geleceğim. Geleceğim diyor Hayriye. Ali, rica etsem beni eve bırakabilir misin? Annemleri çok özledim. Elbette. De bir dakika. Sen ne zaman yıkadın ki üstündekileri? Tertemiz olmuş. Siz o eczacı kızla gezip tozarken ben de kıyafetlerinizi yıkadım. Yukarıdalar. Temiz temiz giyersiniz. O zaman ben kıyafetlerimi giyeyim, sonra da çıkalım. Tuğrul baba, sen de hakkını helal et. Her şey için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ ol kızım. Sağ ol. Baksana, sen hep Tuğçe'nin mahallesinde mi oturuyordun? 2 sene oluyor. Ben seni hiç oralarda görmedim ama. Sen çok gelir miydin mahalleye? Tabii, gelirim. Ben de seni hiç görmedim. Senin şimdi telefonun yok ya. Biz nasıl haberleşeceğiz? Haberleşecek miyiz? İstemiyorsan haberleşmeyiz. Yani sen şimdi yaralısın ya. Ben nasılsın, iyi misin diye sormak için söylemiştim. O yüzden yani. Artık evimin yerini biliyorsun. Bir ziyaret edersin. Yok ya. Ben niye ziyaret ediyormuşum? Ben yaralıyım ya. Ha, doğru. Ben yarın sabah gelirim o zaman. Yani... Yaralısın ya. Hadi. Ne hadi? Gelmeyecek misin?
annem ve babamın kızlarını kimin kurtardığını bilmeye hakları var bence. Yok, ben rahatsızlık vermeyeyim şimdi. Ne rahatsızlığı, saçmalama. Başka zaman Sevda. Ya Ali, hadi ama lütfen. Lütfen. Tamam peki. Uygar'dan kaçarken evine girdim. Başına bin bir türlü bela açtım. Hepsinin üstesinden geldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi gelin içeri, gel. Ben rahatsız etmeyeyim. Ay, olur mu öyle şey? Gelin, gelin. Hadi, hadi lütfen. Sevda! Sevda! Baba! Kızım! Kızım! Be kızım! İyisin değil mi? İyisin. İyiyim baba. Bak seni kimle tanıştıracağım. Ali Hoca, beni o Uygar denen pislikten kurtaran adam. Baba? Baba, iyi misin? Köksal, ne oldu? Yok bir şey. Bir şey yok. Ay, hadi o zaman. Hadi sofraya geçelim çocuklar. Hadi kızım. Senin de tansiyonun düştü herhalde değil mi? Şimdi bak bir şeyler yiyince toparlarsın.
Ben yemeğe kalmayayım. Size afiyet olsun. Ay, yok öyle olmaz. Bırakmayız. Değil mi Köksal? Tabii tabii bırakmayız. Hadi o zaman sofraya geçelim. Hadi, hadi Köksal'cığım. Hadi. Geçelim. Tamam. Gel. Sinan nerede kaldı acaba? Söyleyemem. Çocuğumun sürprizini bozamam. Gelir birazdan. Köksal, sen neden yemiyorsun? Yiyorum canım. Vallahi her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet şeker olsun. Baba, hı. Ali Hoca benim için hayatını tehlikeye attı. Yok canım. Zor durumda kalmış bir insana yardımcı oldum, hepsi bu. Beni kurtarmaya çalışırken de yaralandı. O uygar pisliğinin adamlarının tek başına üstesinden geldi. Hem de karanlıkta. Karanlıkta mı? Çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Sevda abartıyor biraz. Yok canım, ne abartması? Daha bir şey anlatmadım ki. Sevda, lütfen. Ay bir de yaralanmışsınız. Tüh ya. Önemli bir şey değil. Küçük bir sıyrık. Ha bir de anne, Ali uzaktan bilgisayarla trafik ışıklarını değiştirdi. Peşimizdeki adamlar ışığa takılı kaldı. Biz de bir anda geçtik, adamlardan kurtulduk. Nasıl oldu anlamadım. Sadece 2 gün. Şöyle düşün. Yatıp kalkacağız, yatıp kalkacağız. Sonra kavuşacağız, tamam mı? Tamam. Anneanneni de çok üzme. Yorma onu. Gel işte o. Tamam mı? Tamam babacığım. Aferin sana. Hayır, 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 hayır. Çocuğu bindirme, bindirme çocuğu. Olmaz, çocuk olmaz. Düştü galiba. Ben sana bir tuzlu ayran yapayım mı hemen? Yok yok, gerek yok. Ben en iyisi yukarı çıkıp odada biraz dinleneyim geçer. Tamam hadi, size afiyet olsun. Ben gideyim hemen bakayım. Bir şey olmaz şimdi. Yatırayım, siz yemeğinizi yiyin çocuklar hadi. Yine başlıyor. Ne başlıyor yine Sevda? Babamın hastalığı. Aslında geçmişti birdenbire. Niye böyle oldu ki? Ne yapıp edip amcayı yanıma çekmek zorundayım. Efendim? Tamam. Köksal'ın evinin önüne diktiğimiz adam aradı. Sevda eve dönmüş mü? Dönmüş ama. Ne ama? Söyle. Ali ile dönmüş. Birlikte eve girmişler. Lan! Hemen harekete geçmemiz lazım, hemen! Ne o Uygar? Ateş almışsın gene. Hayırdır? Ali Sevda'nın evine gitmiş amca. Sana ne?
Gitmişse gitmiş. Sana ne? Sen hayvanlarımı takip ettiriyorsun. Ben sana ne anlattım? Amca, Sevda'yı o herifle düşününce ben nefes alamıyorum. Ya boğuluyorum, anlamıyor musun? Boğuluyorum. Ya ben o herifi öldüreceğim. Ya da o beni. Bu işin başka çıkar yolu yok. Neydi ki babanın hastalığı? Anksiyete bozukluğu olduğunu söyledi doktorlar. 5 yıl önce birdenbire çıktı ortaya. Uykusuzluk sorunu, sayıklamalar, kabuslar. Peki tedavi oldu mu? Oldu. Geçmişti, hiçbir şey kalmamıştı. Tabii son dönemlerde yaşadıkları... yeniden başlayacak diye çok korkuyorum. Anne, babam nasıl, iyi mi? İyi, iyi anneciğim, merak etme. Şimdi uyudu biraz o, hemen iyileştir, merak etme. Siz de kusura bakmayın, olur mu? Yok canım, estağfurullah. İyi olsun da ben de izninizi isteyeyim artık. İyi akşamlar. İyi akşamlar, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben seni yolcu edeyim. Her şey için teşekkür ederim. Sevda, lütfen şu teşekkür faslını bitirsek artık. Bak içeride de mahcup oldum çok. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Ali. Yarın mahallede misin? Bilmem. Şimdilik öyle görünüyor. Tamam o zaman. İyi geceler. Tamam. Sana da. Ali. İyi ki varsın. Aa Köksal, sen uyumuştun, niye kalktın? Baba. Gitti mi? Ali mi? Gitti. Sen gel, gel karşıma otur bakalım. Otur şöyle karşıma kızım, otur. Şimdi bana her şeyi detaylıca anlat bakalım. O adam seni nasıl buldu? Yani o beni bulmadı, ben onu buldum. Abla! Sinan! Abla, bunların hepsi benim yüzümden oldu. Özür dilerim ben. Sana bir şey olacak diye çok korktum abla. Üzülme, kimseye bir şey olduğu falan yok. Bak iyiyim. Neymiş bana yaptığın sürpriz? Hmm. Ya çilekli en sevdiğim. Dur dur, ben hallederim, bırak sen. Sevda, gel de anlat kızım, hadi. Ay, tamam baba, tamam anlatacağım. Şimdi benim o kaçtığım gece var ya,
Yani şimdi sen diyorsun ki tesadüfen istemeden o adamın evine girdim, öyle mi? Ya mecbur kaldım baba. Uygar pisliğinin adamları yüzünden Can Avli'yle boş bir eve girdim işte. O evde Ali'ninmiş. Peki bu adam kim biliyor musun kızım? Baba niye bu kadar çok Ali'yle ilgili soru sordun? Ama baban haklı bak Sevda. Ben de merak ediyorum. Kim bu adam? Kimi kimsesi yok mu? Ben de çok bilmiyorum. Karısından boşanmış. Oğlunu da öldürmüşler. Oğlunu mu öldürmüşler? Ay yazık ya. Kim öldürmüş abla? O adamla bir daha görüşmeyeceksin. Anlamadım. Ya kızım sen kendi ağzına söyledin ya. Oğlunu öldürmüşler bak. Belli ki düşmanları var bu adamın. Ay, doğru vallahi baban haklı Sevda. Sen de kızımı kurtardığın için bir teşekkür ederim bile demedin baba. Bütün akşam tuhaf tuhaf baktın adamın suratına. Niye bu kadar takıldın bu konuya? Ben anlamadım ki. Ya niye takılayım Sevda? Adam belalı biri işte. Asıl belalı olan benim. Benim yüzümden adamın hayatı tehlikeye girdi. Görüşmeyecek biri varsa o da Ali Hoca. Ne hocası kızım? Başından beri hoca deyip duruyorsun. Cami hocası işte. Mahallede ona hoca diyorlarmış. Hoca falan değil o. Yok bir şey. Yok bir şey. Ben sevdasız yaşayamam amca. Ama senin de bu işten zarar görmeni istemem. Ali benim yüzümden seni düşman bilmesin. Sözümü dinlemedi dersin. Seni öldürürüm Uygar. Ali'ye bırakmam, ben öldürürüm. Öldür amca. Öldür. Ben zaten ölmüşüm. Hadi. Ne duruyorsun? Öldür. Sak şunu beline. Çocuk olma. O Ali'yi öldüreceğim. Onu geberteceğim. Dur. Dur dedim sana. Böyle olmaz. Bu şekilde ancak kendini öldürtürsün. Seni kimsenin öldürmesine göz yumamam Uygar. Sen benim yalnızca yeğenim değil. Oğlum gibisin bana. Sen de benim için öylesin amca. Babam öldükten sonra babamın yerine koydum seni, biliyorsun. Uygar. Bak oğlum. Ali bildiğin hiç kimseye benzemez. Onu öldürmek için kusursuz bir plana ihtiyacımız var. Tanımadığını yenemezsin Uygar.
sana. Ali'nin tek zaafının kayıp kardeşi olduğunu anlatmıştım. Zaafı hakkında her şeyi öğrenmemiz gerek. Tamam amca. Tek yanlış bir hamle ikimizi de ölüme götürür ona göre. Sevda ben. Ben de Ali. Memnun oldum. Uygar Bey, hoş geldiniz. Siz erkenden arayınca ben de kahvaltı hazırladım. Eğer yapmadıysanız... Boş ver şimdi kahvaltıyı. Ali ile ilgili ne biliyorsun anlat bakalım. Yani çok bir şey bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bu muhtaçlara, düşkünlere yardım eden biri. Öyle söylüyorlar. Geç onu, geç. Başka? Başka... Başka bir şey bilmiyorum. Sevda'nın ağzını iyice ara. Ali ile ilgili, özellikle de kaybolan kardeşiyle ilgili ne biliyormuş, iyice öğren. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ben elimden geleni yapacağım. Tabii yardımım dokunacaksa... Dokunacak, dokunacak. Bu işten sandığından daha çok kazanacaksın. Bunu al. Şimdilik. Merak etmeyin. Ben her şeyi öğreneceğim. Senden haber bekliyorum. Bir çay içseydiniz? Belki sonra. Hoş geldiniz Hayri Bey. Ne oluyor pilot? Adam gönderip mekana çekmek ne demek ya? Söylesen gelirdik. Öyle icap etti Hayri. Şimdi bak kardeş. Ekmek teknene saygım var. Ama doğru dürüst yapman şartıyla. Sen bu kadınları niye dövdün lan? Bunlar sana duygu sömürüsü mü yaptı pilot, ha? Ulan, sömürü yapacak duygu mu bıraktın bunlarda? Şunların haline bak. İşlerini düzgün yapmadılar. Müşteriden bana şikayet getirdiler. Yani onlar işlerini düzgün yapmadılar. Ama sen düzgün yaptın, öyle mi? Ne oluyor pilot? İşimi bana mı öğretiyorsun? Hayır yani, işimde gözüm varsa bilelim. Vedat. Bu adam ne iş yapıyor? Ya öyle demek istememiştir pilot. Vedat.
bu adam ne iş yapıyor dedim. İşte kadın satıyor. Ha. Yani. Bir de bana işimde gözün varsa bilelim diyor. Bana diyor. Bana. Çok özür dilerim pilot. Hani ben o anlamda söylemedim. Ne anlamda söyledin Hayri? Ben işimi gayet iyi yaparım. Ha. Ben de işimi iyi yaparım. Hem de çok iyi. Benim de işim senin gibi pislikleri bu dünyadan temizlemek. Ekrem, bunları doktora götürün, ceplerine de harçlık koyun. Bu leşini de buradan kaldırın. Kızlar hadi. Sevda abla. Alo, Hüda verdi. Ali hocamı merak ettin değil mi? Diyelim merak ettim. Ali hocam iyi. Ama yanımda değil. Ben de onun yanında değilim. Demek ki sen de onun yanında değilsin ki merak edip bana soruyorsun. Tabii. İnsan sevdiğini merak edermiş. Dur bir dakika. Ali'yi sevdiğimi nereden çıkardın? Aa, sevmiyor musun? Ama Ali hocamı herkes sever. Tamam, bir daha verdi. Sonra konuşuruz. Allah anneciğim. Aa, Köksal. Ya dün geceden beri hiçbir şey yemedin. Hadi şu peynirinden al, çık yiyiver ya. İştahım yok. Gözlerin bak kan çanağı gibi oldu. Zaten dün gece hiç uyumadın. Döndün durdun ondan böyle. Bir doktora gidelim mi Köksal? Ha? Ya kaç kere söyleyeceğim Hayri. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Gitmeyeceğim. Tamam, tamam. Of. Ben işe kaç... Dur geçireyim ben seni. Anne, babamın nesi var? Sus, bir şey söyleme. Ben biliyorsun durumunu. Günaydın abla. Günaydın canım. Nereye? Bir restoranda arkadaşın yerine bakacağım bugünlük abla. Kaçtım ben, görüşürüz. Geç kalma anneciğim, tamam mı? Dikkat et. Tamam anne. Zamanında gel. Günaydın babacığım. Hadi otur, kahvaltını et anneciğim. Hiç oturmayayım anne, Tuğçe kahvaltıya bekliyor. Ben sana ne dedim Sevda, ha? Ne dedim baba? Ali Hoca ile bir daha görüşmeyeceksin dedim. Aynı mahalledeler diye Tuğçe ile de mi görüşmeyeyim? Köksal, bu kadar üzerine gitme kızım. Neler oldu biliyorsun sen de. Ya gerekirse Tuğçe ile de görüşmeyecek. O mahallede ne işi var? Kızım çatladım meraktan. Anlatsana neler olduğunu. Ali'yi gördün mü bugün hiç? Eve uğradım yoktu. Nereye gitti acaba? Yo, nereden göreceğim ki? Ben çıkmadım bugün evden. Ay yok artık Sevda. Sen ne ara gidip baktın Ali Hoca'ya? Hiç ya. Öyle geçerken uğradım. Kıyafetlerini getirdim bu arada. Şurada. Bırak şimdi sen kıyafetleri. Anlat bakayım ne yaptın Ali Hoca'yla? Asıl sen anlat. Neden bu zamana kadar hiç bahsetmedin Ali'den? Ne kadar zamandır bu mahallede oturuyor? O ne demek şimdi? Sen benim şu gözlerimin içine bir baksana. Bir haller olmuş sana. Yok ya Tuğçe, sen de. Ne alaka? Allah aşkına. Yok yok, hiç inkar etme.
Etkilenmişsin sen bu adamdan. Hayır, ne yaptı da seni etkiledi anlamadım. Kayıp kardeşinden de bahsetti mi sana? Acıların çocuğu edebiyatı falan. Sen nereden biliyorsun ki kayıp kardeşini? Ben öyle bir duymuştum öyle bir şey sanki. Aa, yalan mıymış yoksa? Yok kuzum, doğru. Evinde bir tane kar küresi vardı. Ben de yanlışlıkla kırmıştım, bayağı parlamıştı. Sonra öğrendim ki aynı küreden kardeşinde de varmış. Kayıp kardeşini bulmak için yıllarca o küreyi saklamış işte. Nasıl yani? Nasıl bulacakmış ki onunla? Kardeşimi yetiştirme yurdundan kaçarken sadece kendi kar küresini almış yanına. Küre sayesinde bulacağıma inandım. Onu bulduğumda diyecektim ki bak, annemin bize hediye ettiği kar küresi. Sevda. Kuzum, daldın gittin. Anlat hadi. Dur anlatayım. Şimdi bu küre aynı zamanda kardeşinde de varmış dedim ya. Hayriye, ben kıza bakmaya gidiyorum. Eğer o adamla görüşmeye gittiyse var ya. Köksal, bak iyi değilsin. Ya düşüp kalacağım bir yerlerde. Keşke be Hayriye, keşke, keşke. Siz de kurtulursunuz, ben de. O nasıl söz? Ya dur Köksal, yapma ya. Ben de geleyim, dur. Başka? Başka ne biliyorsun Ali ile ilgili? Yani ne bilebilirim ki daha başka? Hem sen niye bu kadar çok soru sordun ya Ali ile ilgili? Aa! Ay niye soracağım canım yani? Meraktan öylesine. Hadi ben kalkayım da hazırlan. Hadi hazırlan bari. Acele et, kuaföre gideceğiz daha. Gideriz kuzum, daha saat kaç? Uygar Bey, Sevda ile konuştum. Anlattı her şeyi. Tamam Tuğçe, tamam. Arayacağım ben seni. Ali'nin kayıp kardeşiyle ilgili yeni bir şey öğrendim. Kuzum. Hazır mısın? Hazırım. Senin eşyaların da burada kalmıştı. Vereyim çantana koy. Ben de bunları vereyim şimdi. Bu arada kuaför yakındır inşallah. Hı, yakında yakında. İki sokak ötede. Zaten sıra yoksa hemen alır bizi. Ha iyi, süper. Hadi gidelim. Hadi. Kar küresiyle kardeşini bulacak demek. İyi de bu bizim ne işimize yarayacak amca? Ali karanlıkta bile görebiliyor. Ama söz konusu kardeşi olunca kör oluyor. Ali'yi bu zaafından bitireceğiz. Ama iş Ali'yi öldürmekle bitmiyor. Devlet bunu bizim yanımıza bırakmaz. Hiçbir şekilde bizden kuşkulanmamaları gerek. Pilot. Bu iş için pilotu kullanacağız. Azmettirici olarak. Ali ile arasındaki husumeti herkes biliyor. Buna herkes inanır. Neymiş aralarındaki mesele? Ali mahallesinde uyuşturucu sattırmıyor. Ali'nin mahallesine pilot için çalışan bir torbacı bulup göndermemiz gerek. Pilotun torbacısını Ali ile takıştırırsak, sonra da ikisini öldürüp birbirlerini öldürdüler süsü verebiliriz. Torbacıyı buldum. Kim? Sinan. Sevda'nın kardeşi.
Sen neyin peşindesin Uygar? Sevdiğin kızın kardeşini mi öldürteceksin? Sevda'nın o herifin leşinden bile nefret etmesini istiyorum amca. Hepsi tamam da pilot Sinan'ı Ali'nin mahallesine göndermeyi kabul edecek mi? Orası kolay. Pilotun bana can borcu var. Ben istersem yapacaktır. İyi. Hadi o zaman sen git. Pilotu bu işi yapması için ikna et. Gerisini bana bırak. Köksal. Köksal dur, Allah'ını seviyorsan dur. Ne olursun dönelim ya. Sen dön Ayrı'ya. Vıdı vıdı edip benim tepemi tasına attırma ya. Köksal bak, kızın günahını aldın boşu boşuna. İşte bak Tuğçe'nin yanındaymış. Oh. Ali. Ali. Sevda. Selam. Neredeydin? Tuğrul Baba'ya gideceğim de biraz alışveriş yaptım hanım. Sen benim dükkana mı baktın bu sabah? Yok. Ben şey... Tuğçe'ye gelmiştim. Geçerken de seni göremedim diye. Kolun nasıl oldu bu arada? Nasılsın? İyi misin? İyi, iyiyim. Duygu Hanım pansuman yaptı bugün. İyileşiyormuş ara. Ya. Nerede yaptı pansumanı? Anlamadım. Yani evde mi? Eczanede mi? Eczanede. Niye sordun? Hiç. Öyle sordum. Köksal. Hocam. Ben de seni arıyordum. Sevda abla seni aradı hocam. Fida verdi. Bak karşılaştık, buradayım. Gerek yok söylemene değil mi? Sen niye aramıştın beni? Sevdiği için. Saçmalama Hüda verdi. Ben öyle bir şey mi söyledim? Dur çocuk düşeceksin. Düşeceksin dur. Dur. Daha verdi ne yapıyorsun? Düşeceksin in oradan. Gel. Sevdacığım. Hadi geç kalıyoruz. Daha kuaföre gideceğiz. Ben sizi meşgul etmeyeyim daha fazla. İyi günler. İyi günler. Ali. Görüşürüz. Köksal dur, Allah'ını seviyorsan dur. Köksal. Baba. Gelsene sen şöyle. O adamla ne konuşuyordun sen Sevda? Baba, ne işiniz var sizin burada? Biz seninle ne konuşmuştuk? Bir daha o adamla görüşmeyecektin. Baba görüşmedim zaten. Tuğçe'nin yanına geldim. Karşılaştık, selamlaştık. Bu kadar. Bir daha bu mahalleye adım atmayacaksın. Köksal amca. Sevda. Tuğçe, sen o adamı tanıyor musun? Ali hocayı mı? Yok yani pek tanımıyorum. Bak, bundan sonra Sevda'yla görüşeceksen ya bizim evde görüşeceksin ya da başka bir yerde.
Tamam. Ama baba... Bir daha bu mahalleye adım atmayacaksın! Anladın mı? Köksal, bak herkes bize bakıyor. Yapma ne olursun. Köksal amca, biz çok geç kaldık. Hadi Sevdacığım. Hadi bir sakin ol. Ne olursun. Köksal iyi misin? Köksal! Köksal ne oldu? Köksal! Köksal iyi misin? Köksal! Köksal ne oldu? Dayı! Dayı iyi misin? Köksal! Dayı kalk. Eczaneye götüreyim seni. Kalk. Kalk hadi. Duygu abla! Duygu abla, bu dayı köşede yığıldı kaldı. Ben de buraya getirdim. Buyurun şöyle oturun lütfen. Otur, otur. Siz ceketini çıkarın, ben bir tansiyonunuza bakayım. Tamam, sana şöyle yardım edeyim. Köksal'cığım şöyle çıkaralım. Selamünaleyküm Tuğrul Baba. Aleykümselam. Ne iyi ettin de geldin. Ben de sana bir şey gösterecektim. Keşke gelse dedim. Hayır olsun. Hele bir otur. Eski eşyaların arasında buldum. Yetimhane zamanlarından. Bak bakalım içinde sizden bir şey var mı? Var mı oğlum bir şey? Uygar, sen hayırdır? Ne oldu? Öldürebildin mi o yarasayı? Bırakıp gittiğin için öldüremedim pilot. Uygar, o olanlardan sonra eğer biri hesap soracaksa o benim, sen değil. Ha, sana olan can borcumuzu da unutmuş değiliz ama... İlkelerimizden harcayarak borç ödeyeceksek, o kurtardığın canın hiçbir değeri kalmaz. Hey. O zaman senden yapabileceğin bir şey isteyeceğim. Söyle Uygar. Sevda'nın kardeşi Sinan'ı Ali'nin mahallesine yollayacaksın. Orada toz satacak. Ne? O nereden çıktı oğlum şimdi? Sevda'ya o herifin gerçek yüzünü göstereceğim. Sen yapacak mısın onu söyle. Yaparız. Yaparız da sen ne tilkilikler peşindesin ben onu anlamadım. Sen dediğimi yap. Gerisini boş ver. Tamam. Yaparız. Ama can borcumu ödenmiş kabul ederim ona göre. Anlaştık. Uygar, bize düşmez ama... Sen... Seni istemeyen o kızı... Niye istiyorsun? Hayır, içine nasıl sindiriyorsun? Sen ne sanıyorsun acaba pilot? Böyle olmasını ben mi istedim?
O ne demek lan? Kafana silah dayayan mı var? Var. Var. Dünyanın en tehlikeli silahı dayalı. Ama kafaya değil. Buraya. Kalbe. Aşk. Dünyanın en tehlikeli silahıdır. Ben sevdasız yapabilir miyim sanıyorsun pilot? Yaparsın oğlum. Niye yapamıyorsun? Unutursun olur gider. Unut deyince unutuluyor mu? Ben sevdayı unutmak için aylarca, yıllarca uğraştım. Her şeyi yaktım, yıktım, kestim, attım. Her şeyi unuttum. Kendi adımı bile. Bir tek sevdayı unutamadım. Unuttuğum her şeyin yerine de yine sevdayı koydum. Ben sevdaya mahkum oldum pilot. Başka hiçbir şey de bilmiyorum. Hiçbir şey de umurumda değil. Hiçbir şey. Şu Sinan'ın işini halledince haber ver. Sevdaya mahkum olmuşmuş. Gerizekalı. Ulan ben ciğerimi tesbih yapar elimde gezerim. Yine de beni istemeyen, yüz vermeyen kızın peşinden koşmam. E erkekliğinde bir gururu var. Değil mi lan Vedat? Öyle pilot. Ha? Vedat. Şu işi halledelim. Bu minnet yükünden kurtulalım. Sinan'ı bulunca direkt mekana getirsinler. Biz de gidelim. Hocanın vidalarını iyice sıkalım. Sıkalım da bir daha kayışı koparmasın. Hadi. Oğlum, bu kutu girdi araya. Saramadım. Seni sabah sabah buralara düşüren nedir? Garip bir şey oldu Turul Baba. Hayrolsun. Sevda Hanım'ı evine bıraktığımda babasıyla tanıştım. Ne var bunda? Biraz acele etmişsin ama olsun. Öyle değil Turul Baba. Yani o adamı daha önce görmüştüm. Nasıl? Sevda kızımızın babasıyla tanış mı çıktın? Ya tam tanış çıktık diyemeyiz ama daha önce bir yerde karşılaşmıştık. Nerede? Yanlış yerde ve yanlış zamandaydı. Nerede karşılaştınız oğlum? Erniko'nun mekanında. Ne işi vardı orada? Yemin ederim. Benim bunlarla bir ilgim yok. Borç para almıştım ben. Ödeyemedim. Ödeyemeyince faize düştüm. Beni buraya çektiler. Çok dövdüler beni. Beni bu hale getirdiler. Öldüreceklerdi beni. Ama sen gelince... Sen gelince kurtuldum. Yemin ederim bir ilgim yok onlarla. Yüzünden oraya çekmişler adamı. Ben baskın verince o da kurtulmuş oldu. Allah Allah. İşe bak. Konuştun mu onunla? Yok baba. Ne diyeceğimi bilemedim. O da beni görünce bir garip davrandı. Korktu galiba. Sen neden korktun?
Anlamadım. Senin gibi birine kızını vermez diye mi korktun? Baba, bak bunu söyleyip duruyorsun ama böyle bir şey yok. Ya zaten Sevda çok farklı biri. Yani onun hayata bakışı. E'si böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmedi. Aklından değil, kalbinden geçer zaten oğlum. Kalp de gözün gördüğünü yalanlamaz. Sevda, bir şey mi oldu? Yani baban niye istemiyor Ali Hoca ile görüşmenizi? Aslında bir şey olmadı. E niye o zaman mahalleye kadar geldi adam? Niye istemiyor görüşmenizi? Of, Tuğçe bilmiyorum, ben de anlamadım ki ya. Daha iyi misiniz? Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bu dayı Sevda ablanın babası. Bu teyze de annesi. Aa, öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Ali Hoca'yı ziyarete mi geldiniz? Ha, yok, biz burada Tuğçe var da kızımızın arkadaşı. Onu görmeye geldik. Ha, biliyorum, biliyorum Tuğçe'yi. Ali Hoca'nın da evi Tuğçe'nin evinin tam karşısında. Anne, sana Ali Hoca'yı soran mı oldu? Biz hadi kalkalım Köksal, daha iyisin sen, ha? Bu dayı Sevda ablanın Ali Hoca ile görüşmesini istemiyor. Aa, niye istemiyorsunuz görüşmesini? Ali Hoca melek gibi bir adamdır doğrusu. Hadi Köksal, yavaşça gidelim. Ben size bir taksi çağırayım. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler Duygu abla. İyi günler Meral teyze. Ali Hoca'dan yana içiniz rahat olsun beyefendi. O hiçbir şeyi yanlış yapmaz. Kimsenin de yapmasına müsaade etmez. Bak gördün mü Köksal? Boşuna endişelenmişsin. Ya. Taksi. Gel. Gel, 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 gel. Gel, buyurun. Tamam, uyanık olun hadi. Ne oldu? Bulmuşlar mı Sinan'ı? Yok pilot. Ama arıyorlar. Hoca da yok ortalıkta. Dükkana mı baksak bir daha? Gelmiştir belki. Lan oğlum kaç tur attık mahallede. Yok işte. Kaçtı belki de. Yok pilot. Bu adamın da kaçacak göz yok. Nerede oğlum o zaman? Dur, dur, dur. Şu eczanenin önünde dur. İlaç mı lazım abi? Eczane için mi geldik? Biz alırdık. Doğru diyor pilot. Ekrem halleder. Yok, yok. Siz şurada bekleyin. Ben kendi ilacımı kendim alırım. Siz düşmeyin diye şey yaptım. İyi tamam anladım, teşekkür ederim. Siz niye gelmiştiniz? Yine mahalleyi basmaya mı geldiniz? Yok. Geçen bir yanlış anlaşılma oldu. Benim öyle baskın falan işim olmaz öyle işlerle. O arkadaşım meselesiydi o. Yani arkadaş dediysem şey, yakın arkadaşım değil. Yani uzaktan bir arkadaş. Tamam neyse, ne istiyorsunuz? Ben ilaç alacaktım da. Ne ilacı? Kalp. Kalp mi? Yok, yok kalp değil. Benim başım ağrıyor da.
tansiyonumu ölçtürecektim ben. Kalp, başınız ağrıyor, tansiyonunuzu ölçtürecektiniz. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Hayır. Dalga geçmek falan ne mümkün? Abi, hoca. Tansiyonunuz biraz yüksek. Burada yükseldi. Yani bu mahalleye gelince bana şey oluyor da... Bu kadardan bir şey olmaz. Duygu Hanım. Seninle biraz konuşalım mı dışarıda? Olur. Ben de zaten seni arıyordum. Konuşalım. Ne işin var burada? Seninle olan hesabımı kapatmaya geldim. Ama madem mahallede bu kadar seviliyorsun, sayılıyorsun... ...bu seferlik şeklini bozmayacağım. Ama bir daha benim elemanıma bulaşırsan... Kes. Bu mahallede kimseye tezgah açtırmam. Şimdi adamlarını da al. Hadi bas git. Bak hoca, faturanı kabartıyorsun. Sonra ödeyemezsin, haberin olsun. Ben diyeceğim değil. Ama şunu bil. Bundan sonra burada seni veya bir adamını görürsem... ...lafla vakit harcamam. Ezerim. Gelmiştiniz hocam. Bir mesele vardı da biz hallettik. Müsaadenizle. Size iyi günler. Ali, o adam tansiyonuna baktırmak için gelmişti. Bak, bu adam tekin biri değil. Dikkat et. Tamam. Sen nasıl istersen. İyi günler. Hocam, hocam. Sevda ablanın babasıyla tanıştım. Nerede? Mahalleye geldi. Sevda ablaya bağırdı, çağırdı. Bu hoca denen adamla görüşmeyeceksin dedi. Bir daha da bu mahalleye gelmeyeceksin dedi. Neden dedi anlamadım. Sonra yığıldı kaldı. Ben de eczaneye getirdim. Tamam Eda, sağ ol. Görüşürüz. Başka ne biliyorsun Ali Hoca ile ilgili? Anlattım ya işte. O gerçekten çok iyi biri. Keşke herkes onun gibi olsa. Nasıl yani onun gibi?
daha kaç gündür tanıyorsun ki böyle şeyler söylüyorsun? Öyle bir şey değil ki bu. Yani sanki Ali'yi yıllardır tanıyormuşum gibi. Sanki uzun zamandır hayatımdaymış da görmemişim gibi. Bazen bir şeyi yıllarca ararsın. Ama neyi aradığını bilmezsin. Ancak karşına çıkınca anlarsın neyi aradığını. Bu da öyle bir şey galiba. Biraz karışık. Of Tuğçe. Niye bu kadar çok soru sordun Ali Hoca ile ilgili? Babam da sürekli soruyor zaten. Ha Metin'cim ya. Şöyle bunları açsak, biraz da kabartsak mı? Terim gittiği zaman daha güzel olacak. Köksal. Neyin var Allah aşkına ya? Ya kızın peşinden mahalleye kadar gittik, durulmadın. Ne oluyor sana Köksal, ne olur? Ben dışarı çıkıyorum, biraz hava alacağım. Nereden kaçıyorsun? Ben? Gel şöyle biraz konuşalım. Bak ben bilerek, asla bilerek... Seninle açık konuşacağım. Ölürsem Sevda seni asla affetmez. Affetmez. Sana ölümden bahseden kim? Sadece bana cevap ver. Sevda'ya benimle ilgili bir şey söyledin mi? Her konum mekanında olanlardan bahsettiğim gibi. Bütün talimatlarınızı harfiyen yerine getirdim Erniko. Ali'nin arabasına bombayı koydum. Ama oğlunun araba yapabileceğini bilemedi. Bilemedin. Peki. Burada ne işin var? Burada ne işin var? Korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Korktum. Ali'nin oğlu öldü. Korktum. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağını ben sana söyleyeyim. Öleceksin. Lütfen, lütfen yapma, yapma. Yalvarırım yapma, yapma. Ne oluyor lan? Oluyor lan.
Anlatmadın değil mi? Hiç kimseye. Hiç kimseye bir şey anlatmadım. İyi, güzel. Peki Erniko ve adamlarını niye öldürdüğümü biliyor musun? Hayır. Oğlumu öldürdüler. Bugün olsa yine hepsini gözümü kırpmadan öldürürüm. O gün orada söylediğim gibi orada olanlar orada kalacak. Bunu aklından çıkarma, olur mu? Tamam. Çıkarma. Şimdi gelelim asıl meseleye. Sen Sevda'ya benim mahalleme gelmesini yasaklamışsın. Öyle mi? Yok yani. Aslında tam olarak öyle değil ama. Seni anlıyorum. Babasını, kızının kimlerle görüştüğünü bilmek senin en doğal hakkın. Ama şunu bil. Sevda'ya benden zarar gelmez. Sen onu esas, onu evlendirmek istediğin uygar pisliğinden koru. Uygardan uzak durun. Ahmet. Tamam. Ya Sevda hadi. Hızlı yürüsene. Ne bakıyorsun etrafa? Yoksa Ali'yi mi arıyorsun? Ya Tuğçe sen de var ya. Ne alakası var? Şimdi buradan taksi de geçmez. Caddeye çıkalım. Aa, Ali'nin arabası bu. Ali! Kızım ne bağırıyorsun mahallenin ortasına? Dur, rezil olacağız. Geç kaldık işte. Ali bizi bırakır. Ali, müsaitsen bizi bırakabilir misin? Hayırdır? Nereye böyle? Çekime gidiyoruz. Aa, ben sana söylemedim değil mi? Ben bir markanın yüzü seçildim. Onun da şimdi deneme çekimleri var. Oraya gidiyoruz. Geç kaldık biraz ama olsun. Bu sayede Uygar'a olan borcumu da ödemiş olacağım. Yani bu iş olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Bırakabilecek misin bizi? Ne kadardı senin Uygar'a borcun? 100.000 lira. Ama şu çekimler bir başlasın, ben yavaş yavaş ödeyeceğim. Hocam? İşiniz yoksa götürür müsünüz bizi? İşim var. Taksi! Seda hadi, geç kaldım. Görüşürüz. Paramdan 100.000 lira hazırla. Hayır. Şimdi gelip alacağım. Tamam. Orada buluşalım. Geliyorum. Hazır mı? Ne yapacaksın bunu? Lazım. Ali gibi bir adam bir daha gelmez. Ne yapıp edip teşkilata geri dönmesini sağlamam lazım. Nedir durum? Her şey yolunda.
pilot kabul etti. Adamlarını yolladı Sinan'ı almaları için. Güzel. Patron. Ali geldi, kapıda seninle görüşmek istiyor. Nereden haberi oldu? Nasıl? Olamaz. İmkansız bu amca. Nasıl oldu? Niye geldi bu adam? Sen bir şey mi yaptın benden habersiz? Hayır, yapmadım amca. O kızla mı konuştun? Yanına bile yaklaşmadım. Hoş geldin Ali. Hayırdır böyle baskın yapar gibi? Bin lira var. Senden alınan paranın tümü. Bu parayı senden alan kişiyle bundan sonra ne olursa olsun muhatap olmayacaksın. Anladın mı? İyi. Duyduğuma göre bunun ipini sıkı tutuyormuşsun. Aynen böyle devam et. Sakın gevşetme. Bilirsin. İt birini ısırırsa ceza ite değil sahibine kesilir. Önce bitirmemiz gerek. Bak, bu adam kurt gibidir. Şimdiden kokuyu almış, etrafımızda dolaşıyor. Bizden önce harekete geçerse biteriz. Tek adımlık barutumuz var Uygar. Bu iş dallanıp budaklanmadan Ali ölmeli. Ölecek. Ölecek. Ay Tuğçe, çok heyecanlıyım. Hayallerim gerçek oluyor resmen. Kuzum, daha bu ne ki? Zirveye tırmanacaksın sen. Merhabalar. Merhaba. Şirketimizin avukatı Alpay Bey. Memnun oldum. Buyurun, sözleşmeniz. Teşekkürler. Stüdyomuz hazır. Birazdan arkadaşlarımız sizi hazırlayacaklar. Tamam. Hayırlısıyla ne olacak? Ha hocam, biz çay içmeye gidiyoruz. İstersen sen de gel, laflarız biraz. Olur İlhan abi. Siz geçin, ben gelirim. Tamam. Hoşçakalın, çok güzeldi. Teşekkür ederim, sağ olun. Tuğçe, ben de sana geliyorum. Bana geldin, emin misin? Ya Tuğçe, yürü.
müsait bir yerde. Teşekkürler. Sen eve geç, ben geliyorum şimdi. Saçmalama Sevda. Hadi ya, yarım saat idare et lütfen. Tamam, peki. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin hocam. Gel. Oğlum Ali Hoca'ya da çay getir hemen. Sağ olasın. Hocam ya, bu adamlar mahalleyi talan ettiler. Nedir bu kız meselesinin aslı? Hocam o kız kim? Kimin nesi? Onun için hep yollu diyorlar. Yok öyle bir şey. Haysiyetsiz birinin uydurması. Zalim zulmünü meşrulaştırmak için hep başka isim takarmış mazluma. Kızın bir günahı yok. Pisliğin birinden kaçarken benim evime sığındı hepsi bu. Senin de mi günahın yok Ali Hoca? Ne oldu belli olmayan kızla aynı evde sabahlamak günah değil mi? Kızın babası mahalleye kadar gelmiş, rezalet çıkartmış. Ayıp değil mi? İnsanlar nasıl da görmek istedikleri gibi görüyor. Hesaplar Allah'a arkadaşlar. Hadi eyvallah. Görüşürüz hocam. Yahu ne biçim konuşuyorsunuz? Ayıp değil mi? Ne ayıbı İlhan abi? Hocanın yaptığı ayıp. Yediği haplar herkesin dilinde. Şükür ki Allah insanların sunduğu raporları kabul etmez. O her şeyi görüyor. Ali! Ali hocam! Merhaba. Be. Al, buyur işte. Yahu belki bir arkadaşına gelmiştir. Her şey ayan beyan ortada. Görüyorsunuz. Tuğçe Hanım yok mu? O annesine uğradı. Ben de beklerken seni köşede görünce selam vereyim dedim. İyi yapmışsın. Ben de seninle görüşmek istiyordum. Gerçekten mi? Bir şey söyleyecektim sana. Ne söyleyecektin? Uygar'a artık borcun yok. Nasıl yani? Nasıl yok? Ben hallettim. Nasıl hallettin? Bir dakika. Sen mi ödedin? Sen nasıl bir şeysin ya? Anlamadım. Yani... kabul edemem böyle bir şeyi. Ya... o pisliğin seni rahatsız etmesini istemiyorum. Ben de istemiyorum tabii. Ama yaptığın çok büyük bir iyilik. Aslında bu iyilikten çok... nasıl desem... ona borçlu kalmana katlanamamak. Tamam o zaman. Öyle olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ama borcumu ödeyeceğim. Borcum borç yani. Tamam peki. Anne. Anne? Alo Sevda. Annem neredesin? Tuğçe ile kafedeyim anne. Ne oldu? Neredeymiş? Tuğçe ile birlikte demek kafedesin öyle mi anneciğim? Ne zaman gelirsin? Akşama gelirim. Tamam anneciğim. Tamam görüşürüz. Bak işte. Niye yalan söyledin anne? Ne yalanı? Tuğçe ileyim dedin. Ya
Şimdi senin olduğumu söylesem bir yığın soru soracak. Nasıl sorular? Boş ver. Kardeşim Sinan seninle tanışmak istiyordu. Ben o neredeyse bir arayayım, bir sorayım. Sizi tanıştırmış olurum. Bin arabaya. Abi ben lan. Açmıyor. Neyse dönüş yapar bana. Bir şey soracağım. Baban bir şey sordu veya söyledi mi benimle ilgili? Ne gibi bir şey? Herhangi bir şey. Yo. Neden sordun ki? Önemli değil. Öyle merak ettim. Abi, ben bilmeden bir hata mı yaptım? Ne istiyorsunuz benden? Adın neydi lan senin? Parlak çocuk. Sinan. Ha. Sen yeni bir hata yapmadın Sinan kardeş. Ama bazen eski hataların telafisi kolay olmuyor. Anlamadım abi. Ha. Anlayacağın dilde söyleyeyim. Bundan sonra bize çalışacaksın. Ne iş yapacağım ki abi ben? Tamirciyenden anlamam ben abi. Mal satacaksın. Abi. Bak. Başka ne iş isterseniz yaparım. Ama beni ne olursun bu işe karıştırma. Ablama söz verdim. Bak, tıfılı oğlan. Benim de bir sözüm var. Hem de can pahası. Bu işi yapacaksın. Ha, ama öyle sürekli değil. Belli bir süre. Belki ablanın ruhu bile duymaz. Tamam mı? Tamam mı lan? Tamam abi. Bir sıkıntı çıkaran olursa gel söyle. Hallederiz. Ha. Eğer polise yakalanır da bizim adımızı verirsen o zaman sadece sen ölmezsin. Anladın?
Vedat. Şuna mal verin. Götürün mıntıkasını gösterin. Akşama başlasın. Sinan neden aramadı hala acaba? Aradığını görmemiş olabilir mi? Olabilir. Merhabalar, merhabalar, merhaba Sevda kızım. Sevda'ydı değil mi? Evet, Sevda. Ha, kızım bak iyisin, güzelsin, hoşsun maşallah. Ama böyle çok laf oluyor. Sonuçta mahallede hocanın bir itibarı var değil mi? Anladık, Ali hocayı seviyorsun ama böyle olmaz. Ne diyorsunuz siz ya? Meral Hanım, lütfen. Yani böyle kuru kuru sevmek olmaz diyorum. Sen şöyle önce güzel bir örtün bakalım. Değil mi Ali Hoca? Meral Hanım. Ha, hoca böyle de kabul ediyorum derse tabii o onu bileceği iş. Kime ne? Sonra bir de bir güzel nişan yaparsınız filan. Dur bakayım. Ay 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 püh püh maşallah. Çok yakışıyorsunuz birbirinize vallahi. Yok öyle bir şey Meral Hanım. Aa. Nasıl yok öyle bir şey? Sen bu kız için kurşun yemedin mi? Kızım bana kalırsa sen de bu işi fazla uzatma derim. Bu devirde nereden bulacaksın böyle adamı sonuçta? İnan bana Ali Hoca bütün mahallenin duasını almıştır. Tabii aslında siz daha tanışmadınız. Meral Hanım Duygu Hanım'ın annesidir. Ya öyle mi? Sevda. Ay kusura bakma kızım ben biraz böyle patavatsız davrandım ama hayırlı işleri böyle aceleye getirmek lazım derler ya ondan yoksa bana ne? Memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. O zaman ben sizi çok fazla tutmayayım. Görüşürüz. İyi bakın kendinize, birbirinize. Hadi bay bay. O neydi öyle ya? Ya sen bakma onun laflarına. Hadi. Sen niye öyle bir tepki verdin? Nasıl? Yok öyle bir şey dedin ya. Ne zaman? Kadın birbirinize çok yakışıyorsunuz deyince işte. Bilmem. Eski karın nasıl biriydi? Niye sor? Dindar mıydı senin gibi? Nereden çıktı bu şimdi Sevda? Hiç. Sordum işte. Boş ver. Ben hayatımın o kısmını unuttum. Mıntıkam burası. Şu köşede bekle. Müşterin seni bulur. Ekrem. Hava kararmadan işe başlama. Tamam mı? Hadi. Benim dükkanda biraz işim var. Burası benim dükkanım bu arada. Sen ne yapacaksın? Ben? Bilmem. Tuğçe de gelmedi ki ya. Neyse. Buralarda bir yerde beklerim.
Benim dükkanda bekleyebilirsin istersen. Olur. Yani olur. Neden olmasın? Tuğçe gelene kadar yani. Tamam. Hadi gel. Belliydi ama, belliydi. Ne olacak? Ben size söyledim sabah ama bana inanmadınız değil mi? Senin o pansuman yapacağım diye dağ taş gezdiğin kıymetli hoca var ya... ...o kıza abayı yakmış, haberin olsun. Yok öyle bir şey anne. Nasıl yok öyle bir şey anne? Kızım ben senin gözünü açmak için daha ne yapayım bilmiyorum. O ikisi var ya, hiç utanmadan mahallede el ele göz göze geziyorlar, haberin var mı? Ali ile Sevda mı? Yok. Aslı ile Kerem. Kızım başka kim olacak Allah aşkına? Onlar tabii. Ali hocaya, bu kız seni seviyor dedim de... ...yüzündeki mutluluğu görecektin öyle. Ne sen benden ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun sen ya? Benim mutsuz olmam senin hoşuna mı gidiyor? Nereden çıkarıyorsun bunları? Nereden çıkaracağım? Kafamdan mı uyduruyorum sanıyorsun? Kızım... Bana inanmıyorsan git kendi gözlerinle gör. Git bak. Ali hocanın dükkanının oradalardı. Git bak. Git bak. Bak git bak. Hah gör kendi gözlerinle. Aa bunlardan kaldı mı ya? Çalışıyor mu bu? E bir dene bakalım. Bırakma yalnız beni, son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini, son defa seyredeyim o yaşlı gözlerini. Göndermişler patron. Amca Ali'nin işini bitirecek adam da buraya geliyor. Kim bu çocuklar? Ben ve kardeşim. Ya
Kesin bu sensindir. Evet. Biliyor musun, senin için gerçekten üzülüyorum. İnşallah kardeşini bulursun. Bazen düşünüyorum, Sinan kaybolsa aklımı kaçırırdım herhalde. Sağ ol. Ama böyle şeyler düşünme. Sinan, Ali'nin mahallesinde tost atmaya başladı amca. Güzel. Sıran geldi kepçe, mahalleye git. Ali'nin Sinan'ı tost atarken görüp peşine düştüğünü, bütün mahallelinin gördüğünden emin olduktan sonra Sinan'ı kaldır, Ali'yi öldüreceğin yere götür. Neden böyle yürüyor? Hop, düşeceksin kardeş. Düşeceksin. Böyle yürüme. Kardeş, düşeceksin. Takıldı, düşmedi. Tutundu. Oh, düşmedi. Düştü. Düşeceksin dedim, düştü. Ali. Düştü. Ali. Kardeş. Kardeş, ne oldu? Hocam, düşeceksin demiştim, düştü. Sevda, hemen bir ambulans çağır. Tamam. Kardeş, kardeş. Kardeş, uyan kardeş. Uyanmıyor hocam. Kardeş, uyan. Ya sen bu çocuğa akşam eve erken gel demedin mi? Dedim Köksal, dedim. Demez olur muyum hiç dedim. Nerede peki, nerede? Bak Sevda da yok. Of, bu çocuklar beni öldürecek Allah'ım ya. Köksal bir dur, hemen heyheylenme ya. Bir dur, bir sakin ol. Gelirler, gelirler. Bak Sevda o adamla birlikteyse var ya, bunun hesabını senden sorarım Hayri'ye. Kardeş uyan, uyan kardeş. Kardeş uyan. Hocam uyanmıyor. Hüda verdi. Sarsma çocuğun kafasını. Uyuşturucu komasında bu. Sevda, ambulans nerede kaldı? Çağırdım, geliyor. Oğlum. 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 Oğlum yavrum. Anne. Ablacığım sakin ol. Ambulans geliyor. Aç gözlerini annem. Abla gel. Kim sattı bu laneti bu çocuğa? Ha Yaşar? Yok hocam, ben vallahi tövbe ettim.
Hocam, şu üst sokakta tanımadığımız tipler belirdi. Onlar olabilir. Neden söylemiyorsunuz bana? Sevda, sen dükkanda bekle, ben geliyorum hemen. Hocam, işte oradalar. Kardeş, sen bir gel. Abi ne oluyor? Gel sen, gel. Abi ne oluyor? Dur! Bunlar ne lan? Senin daha yaşın kaç? Kim saldı seni sokaktan? Abi sen kimsin? Bırak beni ya. O kadar kolay değil işte. Bu laneti bu mahallede satanı da sattıranı da gebertirim, anladın mı? Düşünme. Hadi düşünme. Bir daha verdi. Kavşağa gidiyor. Sen önüne çık, ben peşindeyim. Abi mendili alır mısın? Senin evin yok mu? Var abi, var. Ama bu mendilleri satıp kardeşime süt bir de oyuncak alacağım. Gel benimle. Hocam. Hocam, bir çocuk kardeşine oyuncakla süt alacakmış. 50 lira var mı? Hüdaver'de torbacı nerede? Torbacı mı? Bilmiyorum nerede. Ben markete girdim hocam. Meğersem bende para yokmuş. Çocuk içeride rehin kaldı. Al. Başka ihtiyacı varsa çocuğun yarın benim dükkana gelsin. Tamam hocam. Nerede bu çocuk ya? Sinan'ı kaldırmış. Daha önce de planladığımız gibi Ali'nin öldürüleceği saatte sen kızın babasının yanında ol. Sakın şüphe çekecek bir şey yapma. Tamamdır amca. Hiç merak etme. Ne oldu, ne yaptınız? Neredeydin ki bu saate kadar? Önemli bir şey değil. Ben seni evine bırakayım mı? Yağmur mu yağıyor sanki? Hadi acele et. Islanmadan arabaya yetişelim. Hadi. Tamam. Tamam, mühim değil. Hadi gel. Sen iyi misin?
iyiyim. İyiyim ya, kusura bakma, senin de böyle üstünü başını batırdım. Sorun değil, sorun değil de sen ıslandın. Böyle gidersen eve hasta olursun. Hadi bana gidelim, üstünü kurut, öyle bırakayım eve. Yok ben... Sevda, seni bu halde hiçbir yere bırakmam, hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi geç. Otur şöyle. Tamam, bekle. Nasılsın? Bekle, geliyorum. Sevda. Al. Teşekkür ederim. Bak, bunlar temiz, kuru. Üstünü değiştirebilirsin. Benim yanımda kıyafet var. Öyle mi? Tamam, sen bilirsin. Sen kurulan bir ısın. Ben dönünce seni eve bırakırım, olur mu? Nereye gidiyorsun? Küçük bir işim var Hüdaverdi'yle. Halledip geleceğim. Hala yağmur var. Islanacaksın yine. Yok, durur şimdi o. İyi, tamam. Hocam. Hüdaverdi. Var mı hastaneden bir haber? İyiymiş hocam. Uyuşturucu komasından çıkmış. Oh, Allah'a şükür. İyi, şimdi bizim şu torbacıyı bulmamız lazım. Onu bulursak kime çalıştığını da öğrenir, gerekeni yaparız. Hadi şu köşe başlarına bir bakalım. Hadi. Ali, sen bir şey yeme. Senin ne işin var hala burada? Sana ne? Ali evde yok değil mi? Amacın ne? Ne diyorsun sen ya? Ali'nin etrafında neden dolanıyorsun? Ben mi Ali'nin etrafında dolanıyormuşum? Evet sen. Baksana şu haline. Evine gelip yemek yapmalar filan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Sana ne kızım? Sana ne? Sen bekçisi misin Ali'nin? İstediğimi yaparım, sana ne? Verecek cevabın yok değil mi? Var ya da yok. Hangi sıfatla soruyorsun sen bana bunu? Nesi oluyorsun Ali'nin? Ben... Hı, sen? Ben Ali'nin halini, tavrını iyi bilirim. Geçmişimiz eski bizim. Bak kendin diyorsun. Geçmiş. Bitmiş yani. Sen hocayı rahatsız ediyorsun. Sana bir şey söylemiyorsa nezaketinden. Bir dakika ya, sen bunları nereden çıkarıyorsun, ben çok merak ediyorum. Biliyor musun, biz bütün gün birlikteydik. Ali Hoca gayet mutlu görünüyordu. Ha illa inanmıyorum, duymak istiyorum diyorsan... bekle, geldiğinde birlikte soralım rahatsız edip etmediğimi. Ha? Ne dersin? Ya sen manken falan olmak istemiyor musun? Ne alakası var şimdi bununla? Çok alakası var. Ali'nin dünyası belli. Onun senin için yaşam tarzından vazgeçmesini beklemiyorsun herhalde.
çeksen, sen Ali Hoca için kendi yaşam tarzından, hayallerinden vazgeçebilir misin? Bence de vazgeçemezsin. O zaman Ali'nin etrafında dolanıp onun aklını bulandırma. Bu ona yapacağın en büyük kötülük olur. Tekrar ediyorum Tuğçe, yarın Sevda'ya gidip Ali'nin Sinan'ı tehdit ettiğini söyleyeceksin. İyice anladın değil mi? Anladım Uygar Bey. Siz hiç merak etmeyin, her şey istediğiniz gibi olacak. Güzel. Sarp, Tuğçe Hanım'ı evine bırakalım. Yarın bitecek. Sevda kardeşini Ali'nin öldürdüğünü bilecek. Merhaba. Her şey çok güzel görünüyor. Ama zahmet etmişsin. Kapıyı neden açık bıraktın? Senin canın mı sıkkın, bir şey mi oldu? Hiç. Yok bir şey. Sen başlamışsın yemeğe. Ben de bir şeyler yiyeyim o zaman. Kalmış. Eline sağlık. Onda ne var? Bu nereden çıktı? Eczacı kız getirdi. Maşallah o da iyi bakıyor sana. Hep böyle yemek getirir mi? Sayılmaz. Nadiren. Ne güzel. Ben gideyim. Annemler merak eder. Ben bırakırım seni. Gerek yok. Geç oldu. Bırakırım. Hadi. İyi. Sence ben nasıl biriyim? Anlamadım. Yani senin gözünde nasıl biriyim? Bilmem. Hiç düşünmedim. Hiç mi? Yani sen iyi birisin. Kalbin temiz. Bu kadar mı? Ya bu kadar değil tabii de. Başka? Sende farklı bir şey var. Nasıl bir şey? Başkalarında olmayan. İyi mi kötü mü? İyi tabii canım. Peki bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun. Bu duygu
sana karşı biraz fazla ilgili. Aranızda bir şey var mı? Sence var mı? Soruya soruyla cevap veriyorsun. Beni konuşturma şimdi. Konuşmamış halim. Çok konuşuyorum yani. Demek öyle. Görürsün sen. Sevda. Ya. Evet çok konuşuyorsun. Ama bence bir mahsuru yok. Ben dinlerim yani. Bak hala. Demek çok konuşuyorum. Sevda. Ya. Evet, çok konuşuyorsun. Ama dinledikçe huzur buluyor insan. Hiç bitmesin istiyor. İyi o zaman. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Sana da. Ha, Sevda. Neredesin be kızım? Ha? Geldim işte baba. Neredeydin? Tuğçe ile kafedeydik. Sevda. Senin Sinan'dan haberin var mı anneciğim? Yok. Gelmedi mi daha? Hayır. Telefonu da kapalı. Teşekkürler. Pilot, bu Sinan'dan hala haber yok. En son mahallede hoca tezgahını da atmış. Bu da kayıplara karışmış. Eve de gitmemiş. Bu hoca bir şey yapmış olmasın eleman? Eğer benim görev verdiğim adama dokunduysa... Bu sefer affetmem. Onu asfalta gömer, bütün İstanbul trafiğini üstünden geçiririm Vedat. Ali Hoca nerede lan? Şu an burada yok. Oğlum onu görüyoruz. Nerede? Size burada olacağına dair bir söz mü verdi? Söz verdiyse tutar. Siz erken gelmişsinizdir. Size kaç için söz vermişti? Vedat, ne diyor lan bu herif? Bunun kafa kırık pilot. Duymuyor, uyduruyor. Biz geçen bunu konuşturmak için ne gerekiyorsa yaptık. Tek kelime etmedi. Boşuna yormayalım kendimizi. Bak, koca oğlan. Hocana onu aradığımızı söyle. Dün mahallede bizim
elemana çarpmış. Eğer o çocuğa bir şey yaptıysa gitsin derin bir mezar kazsın, kendini gömsün, beni uğraştırmasın. Anladın? Bak, bu bizim mekanın adresi. Söyle hocana, gelsin bizi bulsun. Nasıl bir mekanmış burası? Geldiğiniz zaman görürsünüz. Girişi var, çıkışı yok. Hadi. Düşmüyor. Düşmüyor. Sevda. 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 Sevda nereye? Gidiyorum anne, Ali ile konuşacağım. Ha, anneciğim, babanı biliyorsun. Sinan hala ortada yok anne. Ali belki bulabilir. Sevda lütfen. Anne gözünü seveyim, idare et. Babama bir şey çaktırma lütfen. Yapma. Ali daha ölmedi patron. Öldü Zeynep. Sevda, Sevda biraz konuşabilir miyiz? Sen ne yüzle benim karşıma çıkıyorsun ya utanmada? Tamam. Bak olanlar için çok üzgünüm ama ne olur. Lütfen bir dakika dinle beni. Tek kelimeni bile duymak istemiyorum. Alçak herif, iğreniyorum senden. Sevda. Dokunma bana. Tamam, tamam. Tamam, biliyorum. Korkunç şeyler yaptım. Ama ne yaptımsa sana olan sevgimden yaptım. Sevda, lütfen. Ne olur anla beni. Bak bu dünyada benim için sana olan aşkımdan daha güçlü bir şey yok. Tek gerçeğim sensin benim. Başka hiçbir şey umurumda değil. Allah senin de aşkının da belasını versin. Çek. O çok güvendiğin Ali, sandığın gibi biri değil. Uygar Bey, kusura bakma ama hoş geldin diyemeyeceğim. Kızımı kaçırdın be, kızımı kaçırdın. Sen ne diyorsun Köksal? Ne kaçırması? Sevda'nın saçının teline zarar gelse ben bu dünyayı yakarım. Ne kaçırması? Ne diyorsun? Hem böyle bir şey olmadığını ben sana daha önce söylemedim mi? Ya siz benim evimde oturuyorsunuz. Bana tonlarca borcunuz var. İcabında bütün ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışıyorum. Bir şey diyor muyum? Demiyorum. Niye? Çünkü Sevda'yı seviyorum da ondan. Sevda ve ailesi mutlu olsun diye elimden geleni yapıyorum. Ama siz ya yıllardır tanıdığınız, güvendiğiniz, size kucak açan, bana güvenmek yerine ya gidip daha iki gün önce tanıdığınız Ali'ye güveniyorsunuz. Ona itimat ediyorsunuz. Ama sana daha önce söylemiştim. O Ali'nin ne mal olduğunu yakında göreceksiniz. Bildiğin bir şey mi var? Ali'nin mahallesinden geliyorum. Sevda'nın peşini bırakmasını söylemeye gitmiştim. Sinan'ı tehdit ettiğini duydum. Ne? Ne? Eyvahlar olsun. Nerede benim oğlum şimdi? Daha bulamadık. Aratıyorum. Polise de haber verdim. İnşallah bir şey yapmadan buluruz. Öldürecek. Kesin öldürecek. Göksal. Göksal bir şey yap. Bir şey yap bul oğlumu. Sevda. Tuğçe. Kızım neredeyse adamın kapısında yatacaksın. Ne yapıyorsun sen? Ya öyle bir şey değil. Sinan dün akşam eve gelmedi. Belki Ali bulur diye geldim ama evde yok. Dükkana baktım, dükkanda da yok. Nereye gitti acaba? Aa. Sen bilmiyor musun? Neyi? Ali dün Sinan'ı tehdit etmiş. Ne? Neden? Ya Sinan şu yukarıda köşede uyuşturucu satıyormuş. Ali de bunu görünce peşine düşmüş. Kovalamış. Sinan da kaçmış.
Şimdi her yerde Sinan'ı arıyormuş Ali. Ben de yeni öğrendim. Aradım Sinan ama ulaşamadım. Ne diyorsun Tuğçe, sen ne diyorsun ya? Kuzum, bak aklına kötü bir şey getirme. Sinan çıkar bir yerden. Ne olacak ki? Hadi gel, hadi biz eve gidelim. Hadi evde bekleriz. O adamla bir daha görüşmeyeceksin. Anlamadım. Ya kızım, sen kendi ağzınla söyledin ya. Oğlunu öldürmüşler bak. Belli ki düşmanları var bu adamın. Sevda, hadi eve gidelim. Hadi. Hoca geldi. Kapıda. Ha. İyi. Gelsin bakalım. Eceline mi gelmiş anlarız. Seni bekliyor. Sakın yanlış bir şey yapayım deme. Aldın mı? Sana bıraktığım mesajı. Sana benim mahalleme bulaşmayacaksın demedim mi ben? Ha sen kendine mıntıka yaptın. Bir de üstüne sınır mı çiziyorsun? Kimsin lan sen? Ha? Doğruyu söyle. Sinan'ı sen mi öldürdün? Ne diyorsun sen be? Kimi öldürmüşüm ben? Senin temas ettiğin eleman ortalıkta yok. Öldürdün de. Şimdi bir de inkar mı ediyorsun? Sen bana oyun mu oynuyorsun? Hala yaşamak için bir şansın var hoca. Ama saniyeler aleyhine işliyor. Sen şimdi de ucu sana uzamasın diye kendi torbacılarını mı öldürmeye başladın? Ha? Bak hoca. Elemanın ortadan kaybolmasının faturasını sana kesmeyeyim diye bana numara yapıyorsan ben yemem o numaraları. Elemanıma ne yaptıysan sana aynısını yapacağım. Bak. Seni daha çözemedim. Ha. Ama merak etme. Çok yakında çözeceğim. Hocam! Hocam kardeşim mesaj gönderdi. Bak oku, oku hocam kardeşim mesaj gönderdi. Abi, senin telefonun olmadığı için arkadaşının telefonuna gönderiyorum. Ben Süleyman,
her küresini unutmadım, hala saklıyorum. Abi seni çok özledim. Hemen gönderdiğim konuma gel. Bunun kardeşi mi varmış lan? Varmış demek ki pilot. Abi, kardeş deyince bir tuhaf oldu bu adam. Ne olmuş ki kardeşine? Ya ne olmuşsa olmuş Ekrem. Bize ne? Abi, hani bu mekanın girişi vardı, çıkışı yoktu? Ali hocam elini kolunu sallayarak çıktı. Pilot, ben bunu ezeceğim. Lan oğlum saçmalama. Ne istersen garip meczuptan bırakın gitsin. Abi ayıp oluyor ama. Önce davet ediyorsunuz, misafir ediyorsunuz, sonra da kovuyorsunuz. Vedat abi, burası ne atölyesi? Uçak mı yapıyorsunuz burada? Beni içeride biraz gezdirsene. Atın şunu oğlum, atın şunu. Ekrem alın şunu oğlum. Alın şunu ya. Ekrem abi mi gezdirecek? He? Ben gezdireceğim. Ne yapıyorsunuz burada? He? Aa, langırt var. Oynayalım mı? Gel. Oğlum devam et. Bundan sonrası senin kepçe. Konuştuğumuz gibi. Geldi. Acele eder misin lütfen? Tamam abla, gidiyoruz. Hadi hadi. Nereye gidiyorsun Ali, nereye gidiyorsun? Süleyman. Kardeşim. Ali!
Murat'la ileride çatışma çıktı. Neye bulaştırdın bizi? Ben geri dönüyorum. Dur, indir beni. İndir dedim. Dur. Buyur, iniyorsanız inin. Niye geç kaldın? İş tamam. Ali öldü. Öldü mü? Öldü. Emin misin? Evet. Bir sıkıntı olmadı değil mi? Olmadı. Bu dünyada öldürülemeyecek bir adam vardı. Onu da ben öldürdüm. Şimdi git kendini göm. Ben arayana kadar da mezarından çıkma. Kadarmış Ali. Ali!
Sustun birden. İşlerinde Süleyman'ın fotoğrafı mı var yoksa? Evet baba. O yetimhaneden kaçmadan bir hafta önce çekilmiş bir fotoğraf. Ali, senin tek zaafın kayıp kardeşin. Düşmanların bu zaafın üzerinden tuzak kuracaklardır. Bunu hiç unutma. Bir gün kardeşinden haber alırsan önlem almadan sakın gitme oğlum. Sakın. Ben onu bir defa daha görmek için elimi göze alırım baba. Bak ne diyor. Ali, bana söz ver. Önlem almadan gitmeyeceksin. Yoksa hakkımı helal etmem sana. Tamam Turul baba. Söz veriyorum. At silahını, kıpırdama! At, at!